Yine biliyorsunuz Süleyman Soylu. Ee, biz bitirdik bunları. 50 kişi 60 kişi kaldı ama ona rağmen işte her gün operasyonlar düzenleniyor. Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı birçok köy mezra ve yaylada askeri operasyon başlatılırken iki köy ise özel güvenlik bölgesi ilan edildi. Mezopotamya Haber Ajansı'na yansıyan habere göre ilçeye bağlı Zore, Zevkan köyleri ve yaylalarında Hakkari Valiliği tarafından dün akşam saatlerinde güvenlik emniyet ve asayiş temin etmek gerekçesiyle 15 gün süreyle giriş çıkışlar yasaklanmış. Siz biliyorsunuz Kürdistan'da Kürt illerinde de aklına esen yani bir vali oturur düşünür. Ya bir, HDP bugün buralarda bir basın açıklaması yapabilir ya da ne bileyim bir hareketlilik olabilir, bir yürüyüş yapabilirler, bana bir şey kutlayabilirler. Herhangi bir konser düzenleyebilirler. Adamlar önceden kokusunu aldı, alır almaz hemen bütün o illerde, ilçelerde, köylerde güvenlik gerekçesiyle 15 günde bir de en az 15 günlük bir bir yasak alıyorlar. Giriş çıkış yapamıyorsun herhangi bir briefing, bir basın, bir toplantısı, bir yürüyüş, hiçbir aktivitede bulunamıyorsun. Sadece orada oturuyorsan oraya girebiliyorsun. Oturmuyorsan ziyarete de gidemiyorsun. Öyle bir yasak uygulaması yıllardır devam ediyor ve bunu Kürdistan'da her gün neredeyse bir yerde deniyorlar. Değerli izleyenler, Amerika Birleşik Devletleri'nden bir heyet HDP Diyarbakır İl Örgütü'nü e, ziyaret etti. Diyarbakır İl Örgütü sosyal medya hesabından bunu ee, duyurdu. HDP e, yapılan paylaşımda ziyarete ilişkin açıklama da yaptı. Açıklamayla şöyle Amerika Büyükelçiliği Siyasi İşler Müsteşarı Stepan Pabanks, ABD Adana Konsolosu Daniel Dolan ve Siyasi İşleri Bilim Şefi ve Çalışma ateşesi Doyna Holda ile örgütümüzü ziyaret ederek eş başkanlarımızla görüştü. Nazik ziyaretlerinden ötürü kendilerine teşekkür ediyoruz. Görüşmenin içeriğine ilişkin herhangi bir açıklama yapmadılar değerli izleyenler. Evet, Devlet Bahçeli bugün yine kükredi. Türkiye Tabipler Birliği kapatılsın dedi değerli izleyenler. Kapısına kilit vurmalıdır dedi. Devlet Bahçeli meclis grup toplantısında bugün konuştu ve söyledi. Ee, Türk Tabipler Birliği'ni hedef gösterdi. Yine geçmiş birkaç ay önce de hedef göstermişti. Yine kapatın demişti. Ee, ve Türk Tabipler Birliği'nin kapatılmasını ve Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın da vatandaşlıktan çıkarılmasını istemişti. Ben bundan 3 gün önce Sayın Şebnem Korur Fincancı ile görüştüm. Bir panelde katılmıştı. Ben de katılmıştım. Biraz ayaküstü de sohbet ettik. Bu e, Türkiye'ye gidince tutuklanma durumuna ilişkin de biraz konuştuk. Bilgileri verdik. Yani Sayın Şebnem Korur Fincancı da biz tabip o Türk Tabipler Birliği olarak e, bu iş bizi de alakadar ediyor. Bir yerde bir kimyasal silah iddiası varsa eğer bu iddianın araştırması bu kadar zor değil. Bu iddiayı araştır, araştırmaktan ziyade bu kadar e, inkar ede, e, etmemeleri gerekiyor ve bu konuda geri adım atmayacağım dedi. Ki o geri adım atmayacağım açıklamasını zaten Çukur medyası benim paylaşımından sonra alarak onu da manşete taşımışlardı ve hedef göstermişlerdi. Bu da işte bugün de yine e, Devlet Bahçeli'nin Türkiye Tabipler Birliği kapatılıp kapısına kilit vurulmalıdır dedi. Yani bu kadar net bir şekilde. Tabii ki AKP bu konudan ne yapabilir yapamaz mı bilmiyorum. Bu arada Türk Tabipler Birliği'nin bunun bu kadar tedavi etmesine de ben karşıyım. Yani evet doktorların yemini vardır. Kendi yeminlerine bağlı kala, kalabilirler belki de. Fakat benim bir önerim var. Yani Türk Tabipler Birliği üyesi olan doktorların bundan sonra Devlet bahçeli muayene etmemelerini ben öneriyorum. Kendi yeminlerini bozsunlar. Ne olacak ki yani? Vallahi ben doktor olsam yeminimi bozarım yani. Tamam normalde baktığınız zaman doktorlar herkesi, bir teröristi de muayene eder. O ayrı bir nokta fakat bu kadar da pes yani doktorların verdiği ilaçlarla ayakta duran, artık yani ne dediğini bilmeyen, yani bir ayağı öbür dünyada, bir ayağı öbür bu dünyada diye bir deyim var ya, o şeye gelmeden denen bir kişinin böyle çıkıp işte böyle herkese kükremesi, yok falan yeri kapatın, yok şunu açın demesi, özellikle kendisini tedavi eden doktorlarla ilgili bu kadar mesnetsiz konuşması gerçekten de hayretler verici. Evet değerli izleyenler Kürtçe slogan atılmıştı. Nerede atılmıştı? Bu İstanbul pardon İzmir Barosu seçimlerinden e, de 3 gün önce biliyorsunuz Jinjian Azadi sloganı attığı için Avukat Aryen Turan hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Evet tekrarlıyorum Kürtçe slogan attığı için bir avukat hakkında soruşturma başlatıldı ve bu Kürtçe sloganın anlamı da şu. Jin jiyan azadi. Kadın yaşam özgürlük. Başka bir anlamı yok. Bir partiyi övme, bir lideri övme herhangi bir durum yok. Burada sadece kadın özgürlüğünü sembolleyen bir slogan olduğu için ve daha doğrusu Kürtçe olduğu için o kadın orada kadın avukat Aryan Turan orada deseydi ki kadın e, yaşam özgürlük deseydi herhangi bir sorun çıkmazdı. Kimse orada kalkıp kendisini linç girişiminde bulunmazdı. Ama sadece Jinjian azadı ve Kürtçe slogan attığı için avukat olan Sözüm hukuk fakültesini bitiren bu ülkenin aydınları dediğimiz o kesimden büyük bir kısmı İzmir Barosu'nda ortalığı ayağa kaldırmış ve bir kadın olan Aryan Turan'ı linç etmeye çalışmışlardı. Efendim sen misin burada Jinjiyan Azadi diye slogan atıyorsun. Kürtçe bir slogan atıyorsun. Ya yazıklar olsun gerçekten yani bu ülkenin avukatlara eğer böyle bir e, düşmanlık gösteriyorlarsa böyle bu kadar geri kafalı kalmışlarsa biz bu ülkenin e, bunlara bu ülkenin aydını olarak görüyoruz. Peki diğer sıradan insanlar daha nasıl olsun ki diye Değerli izleyenler yine Facebook'taki arkadaşlara kötü bir haberim var. Facebook'taki arkadaşlar kusura bakmıyorsunuz değil mi? Yayınımız YouTube'da devam ediyor. Lütfen YouTube'a sizi alayım. Ee, Kürdistan haberlerine geçiyoruz çünkü. Her zamanki gibi Kürdistan haberlerine geçtiğimiz zaman Facebook'u kapatıyoruz. Ama YouTube'da yayınımız tüm hızıyla devam ediyor. Evet değerli izleyenler Kürdistan haberlerine bir bakalım. Bugün Mezup ve Fırat Haber Ajansı'na bir haber yansıdı. Öğlen saatlerinde bir son dakika gelişmesiyle e, Federal Kürdistan'da başlatılan 17 insanla başlatılan bir hareket var biliyorsunuz. Bir operasyon halen devam ediyor. Çatışmalar yoğun olarak devam ederken ee, asker ölümlerinden ziyade bu kez bir e, helikopterin düşürüldüğü haberi geldi. Mezopotamya, e, yine Mezopotamya dedim pardon, Fırat Haber Ajansı e, yine HPG Basın ve İrtibat Merkezi'nin duyurduğu bu haberi paylaştı. Zapın geri Cudi alanında Türkiye'ye ait bir skors helikopterin düşürüldüğü açıklandı değerli izleyenler. Evet 6. ayını geride bırakıldı ve e, düşürülen helikopter sayısı da böylece 11'e çıktı. Bugüne kadar Türkiye Cumhuriyeti Devleti sadece bir tanesini kabul etti. Onu da dedi ki Kırım'a uğramış düştüğünü kabul etti. Fakat Kırım'a uğradığını e, kabul etti. Ama onun dışında bugüne kadar helikopter düşürülen helikopterlere ilişkin 3 tanesinin de görüntüsü yayınlandı. HPG Basın ve İrtibat Merkezi tarafından ve diğer helikopterlerin de e, onlarca helikopterin de darabelenip artık kullanılamaz hale geldiği de yine açıklamıştı HPG tarafından. Değerli izleyenler, Skors helikopterini geçtikten sonra Kamişto'da bugün her zaman olduğu gibi aslında neredeyse Rojava kentlerinden her gün neredeyse siyasalarısı düzenleniyor. E, Rojava Özerk Yönetimi Türkiye'nin Kamışlıoğlu'da gerçekleştirdiği siyasal arasında iki yurttaşın, sivil yurttaşın, vatandaşlarının yaşamını yitirdiğini açıkladı değerli izleyenler ve Turusi Akar Savunma Bakanı, Türkiye Savunma Bakanı Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kimyasal silah kullandığı iddialarına ilişkin konuştu. Bu bir iddia değil. Son derece alçakça bir iftira. TSK envanterinde, envanterinde kimyasal silah yok. Kimyasal silah kullanımı asla söz konusu değildir dedi Tulusi Akar. Şimdi Tulusi Akar bu açıklama yaparken insan aklına bir soru geliyor. Tamam Tulusi Bey madem ki Türk Silahlı Kuvvetleri Böyle bir yasaklı kimyasal kullanmadı, gaz kullanmadı. Çok basit bir yol vardır. E, bu iddiaların çürütülmesi için yapmanız gereken tek şey vardır. Ben önermiştim, tekrar öneriyorum bir gazeteci olarak, bir insan olarak. E, madem bu size atılmış bir çamur ise, bir, bir e, iftira ise o zaman kolayı var. E, bir tane de değil, hatta birkaç tane... Komisyon oluşturun. İçerisinde Türk yerinde, Türklerin de, Türk askerinin de yer aldığı ya da Türk yetkililerinin de yer aldığı e, hatta Birleşmiş Milletler denetiminde olsun, bağımsız olsun, uluslararası çapta olsun. Yani siz nasıl istiyorsanız birkaç, bir tane de değil birkaç tane oluşturun ve gönderin kandıyla. Bu konuda biliyorsunuz e, Sayın Karaylan'ın bir çağrısı vardı geçtiğimiz günlerde. O da demişti bir uluslararası heyet gelirse biz o heyette elimizdeki bütün materyalları ve hatta yaşamını yitiren arkadaşlarımızın cenazelerini de verebiliriz götürüp inceleyebilirler bunu laboratuvarda inceleyebilirler anlamında sözler kullanılmıştı. Aslında çok basittir yani eğer PKK gerçekten de size iftira atmışsa bunu temize çıkarmanın en basit ve kolay yolu budur. Gideceksiniz, inceleyeceksiniz ve uluslararası bir heyet bunu kamuoyuna açık bir şekilde duyuracak. Bakınız bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti için ya da askeri için son derece önemlidir. Bütün Avrupa şu anda kimyasal silahlardan bahsediyor ve Avrupa'daki Kürtler özellikle bunu gündemde tutmaya devam ediyorlar. Hatta bu hafta sonu Birleşmiş Milletler önünde süresiz olarak bir oturma eylemi, bir eylemlik süreci başlatacaklar. Birleşmiş Milletler'in tam önünde. Şimdi durum buyken Türkiye'nin yapması gereken demin belirttiğim önerilerdir. Bunları yapacak, inceletecek ve kendini temize çıkarmanın yolu da budur. Bu kötü bir şey değildir. E, tam tersine eğer PKK böyle bir iftira atmışsa, böyle bir bunu e, propaganda malzemesi olarak kullanmışsa zaten siz bunu ispatlarsanız bu PKK'nın bu konuda mahvolması demektir. Yani bütün kamuoyu önünde düşün, düşünsenize uluslararası bağımsız heyetler gidiyor, inceleme yapıyor o cenazeler üzerinden, o savaş tönleri üzerinde ve orada hiçbir yasaklı bulguya rastlanmıyor. Bu ispatlanırsa var ya gerçekten artık ondan sonra sizin söyleyeceğiniz her şeye herkes inanır. O yüzden elinizde bu fırsat gelmişken bence sıradan biri olarak söylüyorum. Bu fırsatı hiç kaçırmayın. Bu kadar kendinize güveniyorsanız, bu kadar Türk askeri eğer gerçekten de kimyasal ya da yasaklı, uluslararası anlamda yasaklı olan e, gaz, e, materyal, malzeme kullanmamışsa, kendinize bu kadar güveniniz varsa, e, envantuarınızda bu kadar hiçbir şey yoksa, o zaman neden korkuyorsunuz? Yani Sayın Fincancı'nın da dayattı Türk tabipler Birliği de bunu diyor. Yani diyor incelensin yani. Biz Türkiye bunu yaptı, askerler bunu kullandı demiyoruz. Sayın Fincancı aynı onu söylüyor. Biz diyor bunun incelemesini istiyoruz. Biz ya bunlar tıp görevlisi ya, yani bir tıp görevlisi bunu diyecek tamam madem bir iddia varsa o zaman incelensin. Eğer incelenmeyi istemiyorsanız, incelemekten ziyade böyle agresifce böyle ağzınız ağzınızdan salyalar akarak eğer böyle açıklamalar yaparsanız siz o zaman suçlusunuz. Çünkü suçluluk hisseden birileri bu kadar saldırgan olur. Suçlu değilseniz çok rahat bir şekilde yol açın. Ee, ve bir heyetin gidip oraya, birkaç heyetin gidip orada inceleme yapmasına müsaade edin. Kendinizi temize çıkarın. Ve ondan sonra da PKK çıkıp size diyemez. Hiçbir kamuoyunda hiç kimseye diyemez. Efendim bize karşı yasaklı gaz kullanıyorlar diye e, kimse de inanmayacak böylece. Yani bu sizin için bence tarihi bir fırsattır. E, tabii ki siz de çok iyi biliyorsunuz, kullanmışsınız. Belki e, resmi olarak evet sizin envanterinizde olmayabilir. TSK'nin doğru söylüyorsunuz. Ama bu resmi olarak yer almasına gerek yok zaten. Siz bunu herhangi bir birime de verebilirsiniz. Bir askeri birim, bir kolorduya verebilirsiniz. Garnizon'a verebilirsiniz. Bu çok zor bir şey değil yani. Resmi olarak doğru. TSK envantarı. Çünkü TSK NATO'nun kontrolünde olan bir güçtür. Öyle kolay kolay da bulundurmazsınız. Bu doğru. Ama o zaman kolayı var kardeşim. Yani gidin ispatlayın bunu. İspatlamanın da yollarını size söyledim. Evet değerli izleyenler başka bir haberle devam ederiz. Kürtler arası yeniden Rojava'da bir ulusal birlik tartışması gündemde gündeme gelecek mi diye sorular aklımıza gelmedi değil. İyi bir gelişme. Nasıl iyi bir gelişme? Amerika Birleşik Devletleri'nin doğu kuzey doğu Suriye yani Rojava temsilcisi Nicholas Granger Kürt Ulusal Birliği partilerinin içerisinde yer aldığı PYNK temsilcileriyle bir araya geldiler. Nerede? Kamışoğlu'na bir araya geldiler. Evet görüşmede Suriye ve Rojava'daki son durum ele alınmış. Özellikle e, Hayet Tahrir El Şam, HTŞ e, çetelerin güçlerinin efrini kontrol etmesi masaya yatırılmış. Gelecekte ne yapabileceklerine yönelik. Evet PNK temsilcisi ABD'nin Suriye krizinin çözümünde aktif rol almasını ve ciddi bir tutum içerisinde olmasını talep ettiğini belirtiyor. Görüşmede ayrıca Rojava'da bir süredir askıya alınan Kürt, Kürt diyaloğuna ilişkin görüş alışverişinde bulunduklarını da belirtti. Ee, şimdi bu e, niye önemli değerli arkadaşlar? Şundan önemlidir. Uzun bir zamandır hatta bundan sanırsam 5-6 ay önce Sayın e, Mazlum Ebdi e, e, bir açıklama yapmıştı ve demişti ki e, ulusal e, görüşmeler askıya alındı. Çünkü bunun sebebi de e, Enekese yani Kesenin ve Erekesini öne sürdü. Bazı çok kabul edilmez şeyler varmış diye, vardı diye. E, biz çabalarımızı sürdüreceğiz demişti. Benim tahminime göre bu önümüzdeki günlerde çünkü neden? E, Efri'nin işgal edilmesinden sonra özellikle Efri'nin Türk devleti ve HTS çeteleri tarafından işgal edilmesinden sonra o işgalde Heteşe'nin oraya gelmesinde Enekese rahatsız oldu. Yani Enekese Öso'nun gelmesinden rahatsız olmadı. Tam tersine Öso'ya yardım etti. Orada Öso ona bürolar açtı. Kar karargahlar kurdu. Ama Heteşe geldi. Heteşe Enekese'nin bazı bürolarını falan basmıştı. Karargahını falan basmıştı. Ve Enekese hemen açıklama yaptı. Hatta kınadı. İşte uluslararası güçlere çağrı yaptı. Çünkü Heteşe Enekese'yi sevmiyor. Niye bilmiyorum o araları pek yok. Aynı Enekese Özsoy'la birlikte orada saltanat sürüyordu. Şimdi bütün bu gelişmeler olurken bana göre çok yakın bir zamanda bu 1-2 hafta içerisinde de olabilir. Kürtler arası diyalog yeniden başlayacak. Yani Rojava'daki Kürtler arasındaki diyalog yeniden başlayacak diye düşünüyorum. bunun Bunu da en kısa zamanda Efrin'in geleceğine ilişkin olduğu için düşünüyorum. Çünkü birazdan size sunacağım haberde bununla bağlantılı olabilir. Bir hazırlık var çünkü. Şimdi e, manşet haberimize geçiyoruz. Değerli izleyenler Önemli Amerika Birleşik Devletleri EFİ'ne ilişkin son günlerde ilk defa bir açıklama yaptı. Bugüne kadar EFİ'nin HTŞ tarafından işgal edilmesine Amerika Birleşik Devletleri adeta ses çıkarmamıştı. Bir açıklama da yapmamıştı. Endişe bile duyduğunu açıklamamıştı. Amerika Birleşik Devletleri Bakanlığı Sözcüsü Dişleri Bakanlığı Sözcüsü Afrin'de Af, Türkiye destekli Suriye Milli Ordusu Çeteleriyle El Kaide kökenli heyet Tahrir El Şam yani Heteşe eski ismin El Nusra idi biliyorsunuz. Örgütler arasındaki çatışmaları yakında izlediklerini söyledi. Nitpris terör örgütlerinin Suriye'de üstlenmesinin nedenlerini endişelendirdiğini ve kendilerini endişelendirdiğini ve Heteşe'yi efrinden çıkarmak için çeşitli yöntemlere sahip olduklarını duyurdu değerli izleyenler. ABD dişleri e, sözcüsünün ne günlük basın toplantısında bir soru soruluyor. HTS'nin Afrin'de çekilmeyip sadece bayrak değiştirdiği ne yönelik bir soru sorulmuş. Paris, HTS'nin Efrin'deki kontrolüne ilişkin değerlendirme yapması istenince e durumu yakından izliyoruz dedi değerli izleyenler ve şöyle devam etti. Onlara çekilme çağrısı yapmanın yanı sıra onları kentten çıkarmak için elinizde başka araçlar var mı diye gazeteciler soruyor en önemli nokta da bu. Diyor ki bu bölgedeki ortaklarımızla birlikte üzerinde durduğumuz bir durum. Elbette Suriye'de istikrarsızlık aşırılıkçı terörist grupların Suriye topraklarını bir üs kurmak ve plan yapmak için kullanması hepimiz için endişe kaynağı. Bu gruplara karşı kullanabileceğimiz bir dizi yöntem var ve bu yöntemleri uygun bir şekilde ayarlamaya devam ediyoruz. ABD ve Türkiye dahil birçok ülkenin terör örgütleri listesinde yer alıyor biliyorsunuz. El Nusra ya da şimdiki ismiyle HTŞ. geçen hafta Süreyya Milli Ordusu Türk Devleti'nin desteğini çekmesinin ardından Efrin'den kaçmıştı ve bir kısmı da HTŞ'ye katılmıştı. Renk değiştirmişti ve e, Semov'un yani Özgür Suriye Ordusu denilen o çetelerin elinden e, almıştı. E, daha sonra Türk Silahlı Kuvvetleri devreye giriş ve HTS'e EFRI'nin bir bölümünden tekrar bazı bölümlerinde formalite de olsa çekilmeye başlamıştı. Ama Amerika Birleşik Devletleri net olarak e, altını çiziyor. HTS'yi EFRI'nden çıkarmak için çeşitli yöntemlere sahip olduklarını ve bu yönde çalıştıklarını söyledi. O yüzden ben şeyle eee Amerika Birleşik Devletleri heyetinin işte gidip Rojava'daki Kürtlerle görüşmesinin arkasında bence Afrin'e yönelik bir planın devrede olduğu. Belki de Amerika ile Rusya Afrin konusunda anlaşabilirler. Çünkü şu anda Afrin bölgesi yani Rusya'nın işte hava şeyi olarak Rusya'nın kontrol ettiği bölgeler ama Türkiye'nin işgalinde bulunuyor. kanımca diyorum ben. Şu anda birbirine şu anda birbirine düşman gibi görünen Rusya ile Amerika'nın da bu konuda bir anlaşmaya gidebileceği ve El Nusra'nın büyük bir tehlike olduğu, Daesh'in dağımı olduğunu aslında bütün dünya biliyor. Dolayısıyla bu bilinçle bence Afrin'e yönelik bütün Kürtleri bir araya getirdikten sonra belki de Afrin'in özgürleşmesi için Demokratik Suriye güçleri ya da YPG ile birlikte o HTŞ çetelerini Afrin'den söküp atabilirler. Çünkü Eteşe ile ya da El Nusra ile DAEŞ arasında hiç fark yok. Zaten kardeş iki örgüt, iki terörist örgüt olarak geçiyor değerli izleyenler. Eksanlara bakayım. Ben eksana bugün hiç bakmadım. Bilmiyorum siz. Ee...